Merhaba sevgili YouTube ailesi. Uzun zamandır yorum kısmında sizlerin sorduğu, bana yönelttiği bir soru var. LGS sınavına özellikle bu zamanlarda sınava 3 ay kalmışken nasıl çalışıyordun sorusu. Ben de bu soruya cevap mahiyetinde bir video çekmek istedim. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Soru bankalarından çok denemelere odaklanmaya başlayın. Geçen sene Mart ayının sonlarında açıklanmıştı ki biz LGS için 8. sınıf konularının yarısından, yani 1. döneminden sorumluyduk. O yüzden tüm konuların öğrenme sürecini, onun üzerine test yapma sürecini vesaire süreçleri biz çoktan bitirmiştik bile. Ve ben karantina başladığı zaman soru bankalarından daha çok denemelere ağırlık vermiştim. Siz şu an için tüm dönemden sorumlusunuz sınavda. Ama yine de Mart ayında biliyorum ki ben birçok arkadaşımız konuların tamamını her dersten bitiriyor oluyordu. Bundan dolayı eğer konuların tamamı bittiyse deneme çözmeye ağırlık vermek, deneme çözmeye daha çok yönelmek, ilgili dersin konularına ne kadar hakim olduğunuzu, bunlardan kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı daha net gösterir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara daha çok önem ver. Bunu ben direkt olarak kendi tecrübemden anlatacağım. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle Şubat ayından Mart ayından sınavın sonuna kadar yayınladığı örnek sorularda sınava en yakın örnek soruları sizlerin gözü önüne çıkartıyor. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı üstünde örnek soru. Örnek soru nedir? Kitabın, yani kitapçığın, LGS sınavındaki kitapçığının gerçeğinin örneğidir. Örnek soruları çözmek bundan dolayı çok önemli. Hele hele bu aydan, Mart ayından itibaren çok daha, yani 3-5 kat daha önemli. Sınava hazırlanırken oluşturduğum plana uy. LGS'ye hazırlık sürecinde birçok arkadaşımız, ben de bunu yaşadım, ne yapıyorlar? Kendilerine güzel güzel programlar hazırlıyorlar. Gerçekten bunları uygularlarsa çok da güzel puanlar elde edecekler. Ama burada sorun çıkıyor. Ne yapıyor arkadaşlarımız? Bir gün, iki gün, hatta bazen hiç, ben de yaşadım bunu dediğim gibi, uyguluyorlar o planları ve 3 gün, 5 gün sonra o planlar gerçekten çöpü boyluyor, çöpe gidiyor, hiç uygulanmıyor bile. Bundan dolayı sınav için, LGS sınavı için oluşturduğumuz günlük planlara sadık kalmak, onlara uymak, sınava hazırlık ve sınavdaki başarı netimizi, başarı grafiğimizi, puanlarımızı, nefesim kesildi, bunları arttırmak için çok önemli. Ben güldüm, ne oluyor? Evet, az önce nefesimin tükenmesi sebebiyle bir garip oldum ve gülme krizine girdim. Ama söyleyeceklerimi de söylemiştim zaten. O zaman bu videonun burada sonuna gelmiş bulunduk. Videoyu beğenip beğenmemek, kanala abone olup olmamak veyahut yorumlarda bir şey belirtip belirtmemek size kalmış her zaman dediğim gibi. O zaman görüşmek üzere, hoşça kalın ve bay bay. LGS'de başarılar. Nefesin yetmiyorsa konuşmayacaksın kardeşim. Ne yani?